çıkamıyor mu yurttan abi? Evet. Bizim çalışan doğum yaptı. Çok kötü oldu. Otuz tane işletmemiz şu anda derneğimize fiilen üye, fakat Isparta'da yurt ve apartların genelinin sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz. Şimdi tabii bu bir süreç, yani kayıtların başlamasıyla ilgili başlayan bir süreç. Kayıtlar bittikten sonra da okullar açılasıya ve okullar açıldığından itibaren ilk hafta, ikinci hafta, üçüncü haftaya kadar bizim kayıtlarımız burada devam ediyor. Türkiye'de tabii Süleyman Demirel Üniversitesi diğer illere göre daha geç açılmış bir üniversite. Fakat buradaki özel yurtlarımız kendilerini bayağı bir geliştirdiler. Yani hizmet konusunda, sunum konusunda olsun, öğrencilere verilen yemektir, ulaşımdır vesaire durumlarla ilgili bayağı üst düzeyde olduklarını düşünüyorum şu anda. KYK'nın açılması, vakıf yurtlarının olması, özel yurtlarının ayrıca bunlar bizde kalite ve hizmet konusunda bir rekabet ortamı yaratıyor. İşte KYK'ların şehre uzak olması, ondan sonra işte vakıflardaki, vakıf yurtlarının sayısının, öğrenci kontenjanının yüksek olması onlar için bir dezavantaj bence. Burada özel yurtların kalite ve kapasite oranı çok yüksek. Şu anda bir özel yurtta yaşayan bir öğrenci mesela yemekle ilgili bir problemini yurt sahibine söylemesiyle çözülmesi bir gün. Fakat KYK olsun veya vakıf yurtlarında bu tür konularda sorunlarını dile getirmeleri çözüm odaklı olmuyor yani. Ben şahsen burada KYK'ların, buradaki özel yurtları tercih sebebi olduğu için özel yurtlar çok fazla etkilediğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum da var. Yani ben buradan yetkililerimize sesleniyorum. Burada KYK'lar yokken yıllarca burada öğrencilere hizmet veren özel yurtlar maalesef son günlerde bu KYK'larla ilgili öğrencilerin kaydedilmesi noktasında biraz biz işletmeciler, özel yurtlar ikinci planda bırakıldık. Yani bu sektöre yıllarca biz, yani Süleyman Demirel Üniversite kurulduğundan beri bu sektör, özel yurtlar kendi aileleriyle, kendi binalarıyla, kendi ulaşım araç gereçleriyle hizmet vermektedirler. Onun için özel yurtların yeri bence Isparta'da ayrıdır yani. Bugün itibariyle bakarsak tabii daha öğrenci kayıtları özel yurtlarda bildiğimiz kadarıyla daha %30'luk bir civarda doluluk oranları. Yani kayıtlar düşük seviyede şu anda. Henüz öğrencilerin hepsi şehrimize gelmedi. Ha, kimse açıkta kalmaz burada. Fakat tercih meselesi. Şimdi şehir merkezinde yaşamak isteyen, şehir merkezinde devlet dairelerine yakınlık olsun, işte sosyal çevreye yakınlık olsun, burada yaşamak isteyen öğrenciler genelde şehir merkezinde bulunan özel yurtları tercih ediyor. Ya daha iyi hizmet, şimdi devlet milletinin kötülüğünü düşünmez. Burada yapılan KYK'lar da öğrencilerin istihdamı için yapılmıştır. Yapanlardan da Allah razı olsun. Fakat özel yurtları da burada ikinci plana itmemek lazım. Özel yurtlar, KYK'lar yokken yıllardır bu sektöre hizmet verdi. Öğrencilere kollarını açtı ve onların sorunlarını birebir takip etti, çözmeye çalıştı. KYK meselesinde öğrencilerin tercihi KYK'da yaşamaksa orayı tercih eder. Ama özel yurtlarda özel bir hizmet beklentisi olanlar da özel yurtları tercih eder. Bu şekilde bakıyoruz biz. Şu şekilde derneğimiz Isparta'da bir fırsattır. Ben büyüklerimizden de derneğimize sahip çıkmasını, özel yurtlarımıza sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü burada öğrenciler ve devlet kurumları arasında derneğimiz bir köprü vazifesi görür. Öğrencilerimiz sorunlarında hemen devlet kurumlarına giderek işi davaya dökmek veya işte şikayet mabında konuşmak yerine şu anda derneğimize geliyorlar. Dernek bir aracı vazifesi olarak görüyor. Hem devlet kurumlarımız boşu boşuna zaman kaybetmiyor, hem de kısa çözümler üretiyor derneğimiz. Kesinlikle biz çözüm masasıyız burada. İşletmelerimiz, öğrencilerimiz ve devlet kurumlarımız arasında. Kayıtlar geçen yılla bu yıl çok kötü. Yani öğrenci kapasitesi üniversitede, SDA'da düştü.
Bir de ayrıca bu KYK'lar yapıldı. KYK'ların yapılmasıyla kayıtlar maalesef çok kötü gidiyor 2 senedir. İkinci üniversitenin açılması da bize çok bir etki yok şu anda. Yani öğrenci kapasitesi artırılmadıktan sonra çalışma yapılması lazım. Yani bir üniversitenin tanıtımı olması lazım. Eskiden Isparta'yı kazanan öğrencilere bizzat üniversite tarafından buradan şeyler gönderiliyordu. Yani reklamı gönderiliyordu, broşürler gönderiliyordu, reklamı yapılıyordu. Şu anda hiçbir şey yapıldığını görmüyorum ben. Yani bir çaba sarf edildiğini de görmüyorum. Dediğim gibi işte çalışmak lazım. Yani bu çocukları buraya çekmek lazım. Yani Türkiye çapında SDÜ'nün bir reklam olması lazım, bir çalışma yapılması lazım. Maalesef. Yani hiçbir çalışma yapılmıyor. Yani biz sonuçta burada üniversiteye hizmet ediyoruz. Yani şu anda özel yurtları bitirmek için uğraşıyorlar. Hangi akla hizmet ediyorlar onu da bilmiyorum. Şu anda Isparta'da diğer illere göre en güzel hizmeti Isparta veriyor. Yurtçular olarak, apartları bilemiyorum ama yurt hizmeti olarak Isparta'da Türkiye'nin her yerinden iyiyiz biz. Yani fiyatlarımız da yüksek değil yani. Bugün 600'den yani iyi bir hizmet veren yurt 600'den başlıyor. 750'ye kadar çıkıyor. Yani oda sayısına, yatak sayısına göre değişiyor. Ama hizmet olarak sabah kahvaltısı, akşam yemeği, servisi, interneti sınırsız. Yani barınması, ısınması, 24 saat sıcak suyu. Yani çamaşır makinesi hizmeti bedava, ütüsü bedava. Yani bu hizmeti hiçbir yerde bulamazlar. Yani bir İstanbul'da sadece bir yatağı 1500 liraya 2000 liraya olduğunu biliyoruz. Ama Isparta'da yani yurt olarak herkes bir hizmet vermeye çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde.